Merhaba. Bugün hüzünlü bir hikaye için sizlerleyim. Arabamdan ayrılıyorum. Dubai'den dönmeyi planlıyorum ve arabamı Dubai'de bırakacağım. Arabam 2018 model Dodge Charger, 3.6 litre motor, 294 beygir ve 6 silindirlik bir araba. Şu ana kadar sahip olduğum en güçlü ve en güzel araba bu arabaydı. Tabii iyi bir arabaya makul fiyatlarla, maaşlı bir insanın alabileceği fiyatlarla ulaşabilmek Dubai'de yaşamanın bir avantajıydı. Ama Dubai dönüşünde arabamı bırakacağım. Arabamı getirebilme, Türkiye'ye getirebilme hakkım var. Bunun için 2 yıl yurt dışında oturumunuzun olması lazım. Arabanızın alındığı tarihte 3 yaşından küçük olması lazım. Ve dönüş tarihinden önce arabayı en az 6 ay boyunca sahip olmanız lazım. Benim tüm bu şartlarım yerine geliyor. Ama açıkçası Türkiye öyle bir ülke ki ben arabamı getirsem bile ÖTV ve KDV ödedikten sonra araba hemen hemen aynı paralara geliyor. Bu yüzden arabayı getirmemin pek bir anlamı yok. O yüzden burada zararına satıp arabamı Dubai'de bırakacağım. Tabii bu arabanın ciddi bir de motorlu taşıtlar vergisi var eğer Türkiye'ye getirirsem. Baktım internetten. Benim arabam için Türkiye'ye getirirsem ödemem gereken motorlu taşıtlar vergisi yıllık 23 bin lira. O yüzden arabamdan ayrılacağım. Bu video bir çeşit hatıra videosu olacak benim için ve sizlere de 2018 model Dodge Charger'ı tanıtma videosu olacak. Arabanın gösterge tablosu bu şekilde. Burada devir, ortada değiştirilebilir ekran ve burada da kilometre var. Ortadaki değiştirilebilir ekran buradaki menü tuşlarıyla değişiyor. 7 tane fonksiyonu var. Şu anda görüldüğü gibi kilometrede. İkinci seçenek olarak aracın bilgileri ekranı geliyor. Gördüğünüz gibi mesela şu anda akü, tekerlekler, bu soğutucu derecesi, yağın derecesi, yağın basıncı, yağ ömrü, şu anda %50'si kalmış yağ ömrünün ve akü tekrar. Üçüncü menüde yakıt durumunu gösteriyor. Bunun yoldayken de çektim, size yoldaki görüntülerini de gösteririm. Yolda o anki şeyi gösteriyor, tüketimini gösteriyor. 3.6 motor, 6 silindirlik bir araba olduğu için 100 kilometredeki yakıt tüketimi 13.2. Bu aralar tabii çok şehir içi kullandım. Normalde 10.5 litre 100 kilometrede bu aracın tüketimi. Ama bu aralar özellikle devirli kullanıyorum arabadan ayrılacağım için. O yüzden tüketimi 13.2'ye 100 kilometrede çıkmış. Bunlar araç bilgileri, trip A, trip B olarak araç bilgileri ayarlanıyor. Müzik, mesajlar ve bu ekranda aracın özellikleri değiştirilebiliyor. Her şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela şu anda gördüğünüz üzere sağ üst köşedeki şeyi değiştirebilirim. Ne olmasını istediğimi değiştirebilirim. Burada vitesin değişikliğini gösterebiliyorsunuz. Full single. Full single dediği şuradaki vitesler. Şimdi mesela bunu single'a getirirsem ben gördüğünüz gibi şu anda sadece park modunu gösteriyor. Full'a getirirsem tüm özelliklerini gösteriyor. Hemen bakalım. Center'da ne olacağını belirtiyor. Upper left'te ne olacağını gösteriyor. Yukarıda mesela şu anda upper right dediği ve 36 derece gösteren alanı değiştirebiliyoruz. Bastığımda herhangi bir şey olabilir o. İstersem time'ı alabilirim. Gördüğünüz gibi
outside temperature alabilirim. Kompas pusula haline getirebilirim. Ama ben outside temperature olarak, dış ısı olarak bırakayım bunu. Evet, setting saved. Hemen geriye dönelim. Speedometer. Speedometer'da kilometre ve mil olarak kullanılabiliyor. Tabi Amerikalılar mil kullanıyorlar. Bakın şu anda mil oldu. Ve tekrar bastım. Kilometre oldu şu anda. Bu ekranı, radyo, medya, klima, app. Evet, şimdi aracın medyaya bağlayalım. Select Bluetooth. Evet, şimdi araçla bağlantısı var. Hemen buradan Spotify'ımızı açalım. Şöyle. Evet. Direksiyonun hemen arkasında, şurada. Bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama bir dakika dinleyelim bakalım. Evet. Evet, şu anda gördüğünüz, şöyle yapayım size. Evet. Bu ortadaki tuşla seçimler yapıyorsunuz. Buradan da sesi arttırabiliyorsunuz. Mesela hemen şuradan sesi arttırayım ben. Sesi kısalım şimdi. Evet. Buradan sesi kısıyorsunuz. Aynı şey diğer tarafta da var. Oradan bastığınızda gördüğünüz gibi şarkı değişiyor. Evet. Sesi açalım bakalım. Evet. Yeah! Evet. Bunu da durduralım. Gördüğünüz gibi bir tane de benim böyle sürekli araba çalıştığı anda kayıda giren bir tane kameram var. Bunun arkada da var. Şuradan besleniyor. Hemen gösterelim. Evet. Şuradan besleniyor bu. Aracın vitesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça ergonomik. Bu arabada ilginç olan şeylerden biri el freni. Gördüğünüz gibi el freni bu şekilde bastığınızda, şu anda el frenini çekmiş oldum. Bastığımda, evet, şu anda el freni çekili vaziyette. Tüm Dodge'larda el freni bu şekilde, sol tarafta ayakla. Arabamda hem ön trafiği hem de arka trafiği kaydeden kameralarım var. Arabayı vereceğim için bu kameraları çıkaracağım. Ve Türkiye'deki arabamda kullanmak üzere bu kameraları getireceğim. Cama yapıştırılmış bir şey çıkarmanın en iyi, en kolay yollarından birinin diş ipi olduğunu okumuştum. Ve bunu daha önce denedim. Gayet de kolay bir şekilde cama yapıştırılmış bir şeyi çıkartabiliyorsunuz çok fazla uğraştırmadan. Hadi gelin şimdi arkadaki kamerayı camdan çıkarmayı deneyelim. Bu fazla uzun. Arasını biraz kısalım. Evet. Ah. Koptu. Koptu. Evet. Yeniden deniyoruz. Koptu. İp. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Yok. Bugün olmayacak. Başka bir zamanda bunu tekrar deneyeceğiz. Yanımızda diş ipinin olduğu bir zamanda daha sağlam birkaç kat yaparak bunu denememiz gerekecek. Evet, bugün yeni yaptığım iple hazırım. Bakalım, deneyelim. Bugün çıkartabilecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi çok zorlanmadan kamerayı çıkarttık. Evet, diş ipi işe yarıyormuş. Tabii şu anda burası
Cam şu anda herhalde 50-60 derece. Çok fazla sıcak. Onun da bir etkisi var. Yüzeyi ısıtıp bunu yapmak sorunsuz olarak hallolacaktır diye düşünüyorum.